Herkese selam. Uzun zamandır evet bu kanala herhangi bir içerik yüklemiyordum. Bana Instagram DM'den işte soranlar da oluyordu. Abi öldün mü, hayatta mısın, iyi misin falan, bir sıkıntı var mı diye. Yani kısaca özetlemek gerekirse bu yaşadığımız deprem felaketi, ülkedeki problemler, sorunlar, iç kargaşa, seçimlerdi vesaireydi derken ülkedeki bütün bu olumsuzluklar, onun dışında benim de biraz iş hayatımın yoğun olması derken bu kanala fazla vakit ayıramadım. Açıkçası zaten bu kanalı herhangi bir ticari beklentiyle açmadığım için ve benim ana işim de bu olmadığı için, daha çok hobi amaçlı ben bu işi yaptığım için biraz kanalı ihmal ettim. Umarım bundan sonra çok daha sık sizlerin de yararlanabileceği içerikler yaparım. Bugünkü konumuz şu, lafı hiç uzatmak istemiyorum. Arkadaşlar önümde HP Victus bir laptop var. Ben bu bilgisayarı paramı ödeyerek satın aldım. Dolayısıyla bu bir sponsorlu içerik değil, bu bir reklam değil. Tamamen hepsi buradan aldım, hatta söyleyeyim. Yaklaşık 23.000 TL'ye aldım bu bilgisayarı. Tamamen kullanıcı deneyimi, size ne yaşadıysam bunları aktaracağım bu videoda. Bu bilgisayar HP Victus 15. Bir de bunun HP Victus 16 modeli var. Değişen şey ne diye soracak olursanız, ekrana iki tane görsel bırakıyorum. 15 ve 16'nın kasa tasarımları farklı. HP Victus 16'larda fanlar ayrılmış durumda. Biri sağda, biri solda. GPU ve CPU fanı. Victus 15'lerde ise, yani bu bilgisayarda ise GPU ve CPU fanı yan yana. Bilgisayarın özelliklerine gelirsek, bu bilgisayarda 13. nesil i5 13500H işlemci var Intel'in. 2x8 GB, 16 GB çift kanal bellek var. 512 GB'lık hızlı bir SSD'miz var ve Nvidia RTX 4050 ekran kartı var ve bu ekran kartı 75 watt gücünde çalışıyor. Şimdi bilgisayarla ilgili ben size burada rakamdan ziyade gerçekten yaşadığım deneyimler aktaracağım. Çünkü şunu biliyorum ki birçok insan bu videoyu izleyerek bu bilgisayarı alıp almama konusunda karar verecek. Şimdi bu cihazla alakalı olarak incelemeye başlayayım. Olabildiğince tarafsız olacağım. Dediğim gibi para ödeyerek aldığım bir ürün, herhangi bir reklam ürünü değil, sponsorlu bir içerik değil. Şimdi ben ilk başta malzeme kalitesinden başlamak istiyorum. Arkadaşlar bu cihazda geri dönüşümden elde edilen bir plastik kullanılmış. İlk başlarda kutuyu açtığımda bir plastik kokusu yoğun bir şekilde geldi. Birinci ya da ikinci günün sonunda zaten artık bu kokuyu hissetmiyorsunuz. Çünkü artık dağılmış oluyor, normal bir bilgisayar. Ama ilk başta kutuyu açtığımda bir plastik kokusunu sezdiğimi söyleyebilirim. Malzeme kalitesi anlamında kötü değil ama çok iyi de değil. Yani normal bir gaming laptop nasıl olması gerekiyorsa o şekilde. Yani çok premium hissettirmiyor ama kötü de hissettirmiyor. Hani kıyaslamak gerekirse işte Monster'dır, Gigabyte'dır vesaire, onlardan iyi. Yani bu Klevo kasa dediğimiz bilgisayarlardan tabii iyi. Ama bir MSI mı? Değil. Kasa kalitesi olarak konuşuyorum. Malzeme kalitesiyle alakalı, kullanılan plastikle alakalı yorumlarım bu şekilde. En çok sorulan soru, abi bu bilgisayarın ekranı sallanıyor. Şimdi bununla alakalı ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi bilgisayarı kapattım. Şu an kapalı. Şimdi açıyorum, bırakıyorum. O açıdan belli olmayabilir. Şuraya bir yere farklı bir video daha koyacağım. Açıkçası beni rahatsız etmedi. Yani şu an hani masayı da sallıyorum. Bayağı bir sallıyorum şu an. Hani açıkçası beni rahatsız etmedi. Yani bir iki saniye sallanıp duruyor. Evet, bir sallanma var. Mesela şöyle yaptım. Evet, sallanıyor. Durdu. Şöyle yaptım. Sallanıyor. Evet, durdu. Ama yani sürekli siz böyle sallantılı bir yerde çalışıyorsanız, ki çalışacağınızı düşünmüyorum, sizin için problem olabilir bu. Ama onun dışında ben bunu şirkette de kullanıyorum. Şirkette de çok getir götür yapıyorum. Evimde de kullanıyorum. Hiçbir yani beni rahatsız edecek derecede bir sallantı görmedim. Ama ekranda sallantı var. Yani şu açıdan ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Ama tabii bunun sallanması için dediğim gibi. Bak, kapağı kapatıyorum. Geldim. Açtım. Bıraktım. Sallanıyor. Evet, şimdi durdu. Evet, şu an sallantı yok. Yani masayı böyle langır langır sallamam lazım ki. Evet, şu an ekran sallanıyor. Durdu. Yani ekranla ilgili söyleyebileceğim bu kadar. Tekrar şöyle kapatıyorum. Bu arada normalde Mac'lerde vardır. Mesela ben Mac kullanıyorum. Alt kasayı tutmadan sadece ekranı Mac'lerde açabiliyorsunuz. Genelde Windows bilgisayarlarda bunu yapamıyorsunuz ama bu bilgisayarda yapıyorsunuz. Yani alttan tutmanıza gerek kalmadan sadece şöyle tek elinizle bu bilgisayarın ekranını açabiliyorsunuz. Bu da dikkat ettiğim bir şey. Onun dışında ekranı ile ilgili, ekran IPS 250 nitlik bir parlaklığı var. Çok öyle parlak bir ekran değil. Ama ben gündüz de kullandım. Beni rahatsız etmedi. Fakat güneş ışığında kullanacaksanız
kabul edilemez. Yani onu söyleyeyim. Yani gün ışığında dağda, bayırda, bahçede, ormanda, orada burada, dışarıda kullanacaksanız bu ekranı sizi tatmin etmez. 250 nit düşük çünkü. Ama onun dışında her türlü gece gündüz ben kapalı bir mekanda kullanacağım, ofiste, evde kullanacağım diyorsanız hiçbir problem yok. Gayet ekran beni tatmin etti açıkçası. 144 Hz bir ekran. Yani dediğim gibi ekran beni tatmin etti. Netliğinde bir problem göremedim. Olabildiğince basit anlatıyorum. Bu bilgisayarı birçok insan alacak. Hani ben tamamen kullanıcı deneyimlerimi size aktarıyorum. Hani şurasını beğendim, burasını beğenmedim gibi yorum yapıyorum. Klavye aydınlatması tek renk. RGB değil, sadece beyaz aydınlatıyor. Cihaz üzerinde Bang & Olufsen ses sistemi var. Açıkçası beklediğim kalitede değil. Neye kıyasla söylüyorum? Ben daha önce eskilerden hatta JBL ses sistemli Lenovo laptop kullanmıştım. Gümbür gümbür inletiyordu ortalığı. Aynı şekilde benim şu an kullandığım M1 MacBook kullanıyorum ben. M1 işlemcili. Onun hoparlörleri efsane. Yine aynı şekilde yani gümbür gümbür ortalığı inletiyor. Ses yüksekliğinde sıkıntı yok. Temiz ses geliyor ama bas yok. Yani duymanız için de ben buraya zaten bir video bırakacağım. Telifsiz bir müzik. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Oradan da dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve en çok sorulan sorulardan biri, abi bu bilgisayar ısınıyor mu? Size şimdi çok enteresan bir şey diyeceğim. Yani çoğu kanal bunu gözden mi kaçırıyor, incelemeyi mi, dikkat mi etmiyor, anlam veremiyorum. Arkadaşlar bu bilgisayarda ben şöyle bir şey keşfettim. Şimdi normalde sıcaklık arttığı zaman fanların da hızı artar, değil mi? Evet. Olması gereken bu tabii. Şimdi bu bilgisayarda da öyle. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Siz şimdi işlemciyi yük altına sokuyorsunuz. Ya da 3 boyutlu tasarım yazılımı olur, render olur, her neyse. Şimdi siz bilgisayarı strese sokuyorsunuz. Bilgisayarı strese soktuktan sonra işlemci kullanımı %100 oluyor doğal olarak. İşlemci sıcaklığı 75 derece, 80 derece, 85 derece oluyor. Fanlar hala sakin. Allah Allah diyorum abi. Bu fanlar niye hızlanmıyor? Bak hızlanması lazım fanlar. Şimdi arkadaşlar size demek istediğim şeyi anlatacağım. Şu an şimdi işlemcimiz boşta 49-50 derece böyle kafasına göre takılıyor. İşlemcimiz normal %6, %7 şu an. Herhangi bir kullanım yok. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben CPU Z ile işlemciyi strese sokacağım. Şu an oto moddayım. Gördüğünüz gibi fan speed oto mod fanı kendi ayarlayacak. Görev yöneticisi ve CPU Z'yi açtım. Şimdi başlıyorum işlemciyi strese sokmaya. Evet, şu an işlemci kullanımı %100 oldu. Bakın. 95-96 derece. Fan hala yavaş şu an. Bak hızlanmıyor. Bak 97 derece oldu. Bak hala duyuruyor mu bilmiyorum. Fan hızlanmıyor. Çok enteresan ya. Abi hızlanmak için neyi bekliyorsun? Bak. Biraz biraz başladı hızlanmaya. Hadi oğlum. Ha gayret. Heh. İşlemci 85 derece oluyor, 88 derece oluyor. Normalde bir iki saniye içerisinde fanın hızını artırması gerekirken bu sıcaklıklarda bu bilgisayarda 10-12 saniye sonra fan hızlanmaya başlıyor. Normalde olması gereken fan sesi şu şekilde olması lazım. Ben şimdi yine strese sokuyorum. İşlemci kullanımım %100. Bak direkt 97 derece oldu. Buradan fanı maksimum alıyorum. Bakın olması gereken ses bu. Olması gereken ses bu. Ama otomatik modda bu fan hızına çıkmıyor. Çok enteresan. Gerçekten çok enteresan. Bakın 80-79 dereceye kadar düştü. İşlemci kullanımım %100. Bakın az önce 97 derecelerdeydi. Bak fanı maksimuma aldım. 81-80 dereceye kadar düştü. Kurban olduğum sen bunu niye kendin yapmıyorsun? Yani illa ben mi maksimum alacağım bunu? Ben bunu keşfettim. Yani fanlar geç devirleniyor. Bu bilerek yapılan bir şey. Muhtemelen bilgisayar hani o son raddeye kadar fan açmak istemiyor bilgisayar. Güçlü uygulamalar çalıştırmadığınız sürece zaten fan sesini duymuyorsunuz. Yani fanlardan yana ben bazı yorumlar okudum. Abi işte hiçbir şey yapmıyorum. Masa üstünde bile fanlar coşuyor.
Tam tersi yük altına sokuyorum. Fanlar devirlenmemek için direniyor. Yani böyle enteresan bir durum var. Soğutma sistemi başarılı. Yani siz garanti alıp maksimuma alın kendi kontrol panelinden. O oyuna falan girin, hiçbir sıkıntı olmaz. Bu arada şunu söyleyeyim. Benim kullandığım Acer Nitro 6500 devir çeviriyordu. Bunun maksimumdaki fan sesi bile bana az geldi. Muhtemelen bu bilgisayar, tam rakam görmüyorum ama 6000 devir falan çevirmiyor. 5000 ya da 4500 falan çeviriyor bu, anladığım kadarıyla, duyduğum kadarıyla. Yani 6000 devirde dönen bir fan sesi değil bu. Nitro'ya göre daha sessiz mesela. Yük altında maksimum benim gördüğüm ya 90-92 dereceleri görüyor. Şimdi ben size tutup yük altına ya bilgisayar 80 derece çalışıyor falan diyecek halim yok. Güçlü bir işlemci. Soğutma aslında görevini yerine getiriyor ama bir yere kadar. Yani ben birkaç laptop daha videosunu izledim. Onlar da ortalama 88-90 dereceleri, tam yük altında kastediyorum bu arada. Yani %100 işlemci kullanımındaki sıcaklık 90-92 hatta 94 dereceleri görüyor anlık da olsa. Sonra geri düşüyor işte 88-87. Yani genel grafik bu şekilde. Sıcak çalışıyor. Yani buz gibi bir laptop değil. Güzel olan taraf şu. Oyuncular için söylüyorum. Isınan taraf numpadlerin olduğu, numerik tuşların olduğu kısım, yani bilgisayarın sağ kısmı ısınıyor. Hiçbir şekilde, yani laptopun ortasından itibaren sol kısımda hiçbir ısı yok. Fanlar WASD'nin altına yerleştirilmiş zaten. Bu güzel. Bunu beğendim açıkçası. Dediğim gibi oyun oynarken falan hiçbir şekilde WASD'nin orada bir ısı olmuyor. Yalnız şimdi benim bu söylediklerim HP Victus 15 için, yani bunun için geçerli. Bir de bunun HP Victus 16 modeli var. Değişen şey ne diye soracak olursanız, ekrana iki tane görsel bırakıyorum. 15 ve 16'nın kasa tasarımları farklı. HP Victus 16'larda fanlar ayrılmış durumda. Biri sağda, biri solda. GPU ve CPU fanı. Victus 15'lerde ise, yani bu bilgisayarda ise GPU ve CPU fanı yan yana. Dolayısıyla siz gidip bir Victus 16 aldığınız zaman tam nereye denk geliyor bilmiyorum ama WASD'nin altında bir sıcaklık hissedebilirsiniz. Benim bu söylediklerim Victus 15 için geçerli. Batarya ile ilgili de şunu söyleyebilirim arkadaşlar, bu bilgisayarın bataryasından çok bir şey beklemeyin, dayanmıyor çünkü. Yani boşta bile kullanımda yaklaşık 2,5-3 saat anca dayanabildi. Kaldı ki siz bunu yük altına falan sokmak isterseniz hiçbir beklentiniz olmasın, öyle söyleyeyim. Zaten ufak bir bataryası var, 70 watt saatlik olması lazım bir bataryası var. Yani oldukça küçük bir batarya ve gerçekten dayanmıyor. Bu bilgisayara Windows 10 kurmayın. Windows 11 kurun. Bir sürü şikayet var. Abi işte ekran sararıyor. Sarı bir ekran var. Ben bilgisayar aldığımda ekran sarıydı. Ben o sorunu yaşadım. Sürücüyü kurdum, düzeldi. Şu an ekranımda herhangi bir sarartı yok. Abi işte benim touchpad'im çalışmıyor. Yine aynı şekilde Windows 11'de driverları kurdum. Hiçbir sorun yok. HP'nin driver kurma sisteminden ben açıkçası çok bir halt anlamadım. Yani HP'nin kendi uygulamasını kullanıyorsunuz. Yani uygulamayı kullanmadan da kurabilirsiniz ama değişik bir setup sistemi var. Hani uygulama kuruldu mu kurulmadı mı bilmiyorum. Programlara giriyorum, böyle bir şey yüklü görünmüyor. Yani biraz saçma sapan bir şey var HP'nin kendi uygulamasında. Pek sevemedim onu. Bu driver kurmak için geçerliydi. Aynı şekilde HP Omen diye bir yazılımı var. Bu da işte bilgisayarın performansı, fanı falan filan. Fanı bir devre ayarlayamıyorsunuz. Ya otomatik modda olacak ya maksimum modda, bu kadar. Onu da pek beğenmedim açıkçası. Benim için önemli mi değil ama beğenmedim yani. Bir fan devri olmalıydı. Onun dışında performansla default mod, yani standart mod arasında bir fark göremedim. En azından ben fark edemedim. Yani ne işe yarıyor, ne yapıyor onu anlayamadım ben yani. Hiçbir değişiklik olmuyor açıkçası. Şuna dikkat edin. Bilgisayarı Windows 11'i kurduğunuz zaman bütün driverları kursanız bile Windows'un kendi güç yönetiminde yüksek performans çıkmıyor. Sadece dengeli mod görünüyor. Kendiniz bir profil ekleyin. Oyun performansı ile alakalı konuşmak istiyorum. Cyberpunk da test ettim. Ekranda zaten görüyorsunuz. Hani birçok ayarda test ettim. İsterseniz biraz Cyberpunk'ı hangi ayarlarda oynadığım, yaklaşık kaç FPS aldığını aşağı yukarı kafanızda bir şey canlansın diye söylüyorum. Onları görelim. Şimdi arkadaşlar Cyberpunk'a giriyorum. Cyberpunk'ta yüksek ayarlarda AMD FidelX'i kapatıyorum. Şöyle kapattım. Custom oldu tabii oynadığım için. Şu an yüksek ayarlarda. Hatta şöyle ayarları da göstereyim. Ray Tracing kapalı. Hemen bakalım kaç FPS verecek. Evet.
Şu an 58 FPS, 57, 58 FPS. Şu an yüksek ayarlarda oynuyorum. Ray Tracing kapalı, DLSS kapalı şekilde gördüğünüz gibi 60 FPS civarında oyunu çok rahat bir şekilde oynayabiliyorum arkadaşlar. Ekran kartı sıcaklığım 74 derece. Gördüğünüz gibi 60 FPS. Şimdi yine buradan ayarları ultra yapıyorum. Sadece AMD Fidelity FX'i kapatıyorum. Geri kalan bütün özellikler ultra. Yine ray tracing kapalı. Ve DLSS de kapalı bu arada. Hemen baktığım zaman şöyle 54-55 FPS. Az önce de 60 civarıydı. 5 FPS kaybettik. 52 oldu, 54. Evet, 53-54 FPS'te oyunu oynayabiliyoruz. Şimdi DLSS'i açıyorum. Dengeli modda açalım. Kabul ettim. Yine ray tracing'imiz kapalı şu an. Şu an 70 FPS'le yüksek ayarlarda DLSS kapalı 69-68 FPS'te oynayabiliyoruz oyunu. 70 FPS civarında şu an. 67-66. Sahneye göre değişiyor. 72-70. Şimdi tekrardan geldim buraya. Bu sefer bütün ray tracing özelliklerini açıyorum. Allah ne verdiyse. Ray tracing light bu ray tracing ışıklandırma, yani ultra diyelim buna da. Resume dedim. Evet. Şu an FPS'imiz 52'ye düştü. 52, 51, 50, 47, 48. Şöyle geçelim. 49. Biraz daha şöyle gidelim. Şöyle. 56, 54.46, 45. Gördüğünüz gibi yani aşağı yukarı durum bu şekilde. DLSS Frame Generation açtığım zaman hemen bakıyorum. FPS 56'lara çıktı. Şöyle 62, 64. Yani durum bu şekilde. Ekran kartı ile ilgili söylemek istediğim şey RTX 4050 75 watt. Şimdi arkadaşlar bu watt olayına da şöyle değinmek istiyorum. Watt eşittir güç. Ne kadar güçlü o kadar yüksek FPS, yüksek performans. Ama ekran kartlarında şimdi şöyle bir durum var. Belli bir watt'tan sonra artık performans
hani çok fazla artmıyor. Birkaç FPS değişiyor. Yani şöyle diyeyim ben size. Mesela 80 watt'lık bir ekran kartıyla aynı chipset atıyorum 4050. 100 watt'lık bir ekran kartı arasında hani 2-3 FPS oynayacaktır. Ama mesela 45 watt'lık bir 4050 ile 75-80 watt'lık bir 4050 arasında evet ya bir 10-15 FPS fark olabilir. Ama artık yani 75-80-90 watt'tan sonra açıkçası hani watt başına yani her 10 watt'ta bir belki de 2-3 FPS fark eder. Kritik eşiğiniz genelde 80 watt olsun. 80 watt üstü bir GPU sizin işinizi görecektir. Yani demek istediğim şey şu. 80 watt bir GPU ile aynı Yonga seti olmak şartıyla 80 watt bir GPU ile 140 watt bir GPU arasında her ne kadar yaklaşık 2 katı gibi görünse de o kadar fazla FPS farkı yok. Zaten 140 watt dediğine de bakmayın. 140 watt'ın tamamını kullanmıyor zaten. Bunda da öyle mesela. 75 watt diyor. Çoğu durumlarda 70 watt kullanıyor. İstisnai bir kere mesela 75 watt'a çıktığını gördüm. Genelde 60 watt, 65 watt. Zaten kendi içinde bunu ayarlıyor. Tamamen oyunun durumuna göre, işte sistemin genel durumuna göre ayarlıyor. Yani dediğim gibi ekran kartlarında kritik eşiğiniz hani 80-85 watt olsun. Ya da işte minimum 75 watt. MSI yerine ben bunu tercih ettim. 45 watt cidden düşük geldi ama 75-80 watt kabul edilebilir. Bilgisayarın giriş çıkışlarına bakacak olursak arkadaşlar, bilgisayarda toplamda 3 tane USB girişi var. Bir tanesi tip C, iki tanesi normal tip A. HDMI'ımız var. Onun dışında Ethernet girişimiz var. Enteresandır. Yani kolay kolay Windows laptoplarda görmem. Hatta Mac'lerde de yeni eklendi. Hafıza kartı, SD kart girişi var bu bilgisayarda. Direkt işte video içerik üretiyorsanız, işte fotoğraf video ile haşır neşirseniz direkt hafıza kartını buraya takıp videolarınızı atıp çok rahat işte Premiere Pro ile falan düzenleyebilirsiniz açıkçası. Touchpad'i beğenmedim. Yani hissiyatını beğenmedim. Belki Mac'ten buna geçince belki öyle hissettim bilmiyorum. Ama yok gerçi daha iyi touchpad olan Windows bilgisayarlar vardır. Zaten bu bilgisayar alan arkadaşların kesinlikle mouse'la kullanacağını düşünüyorum. Touchpad hissiyatını beğenmedim açıkçası. Çok sorulan sorulardan hepsini cevapladım herhalde. Ekran sararmasını cevapladım. Dedim ben driver'ları falan kurdum, düzeldi, hiçbir sararma yok. Ekran sallanması ile ilgili yorumlarımı yaptım. Onun dışında touchpad çalışmıyor. Onunla ilgili yorumları yaptım. Windows 11'i yükleyin. Bütün driver'ları yükleyin arkadaşlar. Sürücüler çok önemli. Onun dışında oyun performansı ile ilgili konuştuk. İşte Cyberpunk'tır, CS'dir vesaire kaç FPS alıyor. Yani, merak edenler var. Webcam nasıl diye. Abi webcam yani iş görür. 720p diye biliyorum ben. Evet. 720p'lik bir webcam var. Yıl 2023. Hatta yarıladık 2024'e gireceğiz. 720p nedir ya? En fazla 30 FPS çekebiliyor gördüğüm kadarıyla.